Kadir'in ilk kez bilimsel anlamda geçmişten günümüze kültürel ve tarihsel boyutuyla bir araştırma alanının içerisine girmiş olması nedeniyle şu anda önümüzde. Çok enteresan, bunu bir üniversite değil de bir ticaret odasının ve onun değerli başkanının ve yönetim kurulunun değer olarak görüp kitaplaştırması da ayrıca manidar. Burada Türkiye üniversitelerinde içine düşmüş olduğu kaotik durumu da vurgulamakta yarar var. Bu çalışma üniversitede bir tez olarak verildi. Ne yazık ki üniversiteler böyle değerli bir çalışmanın farkında bile değiller. Üniversal eğitimimizin, üniversal yapımızın da tekrar gözden geçirilmesinin de yarar veriyorum. Ticaret Odası'nın aydında yüklenmiş olduğu misyonun hepimiz farkındayız. Şu anda elimizde bulunan kitap 6. kültür kitabı. Bu kentte 6 kültür kitabı çıkaran başka hiçbir kurum yok. Adı kültürle başlayan kurumlar dahi. O nedenle Ticaret Odası'nın bu kent için ne kadar önemli olduğunun da altını çizerek başlamakta yarar görüyorum. Şimdi incir insanlık tarihi kadar önemli bir meyve. O nedenle bu eser önemli. İnsanı bir tarafa koyun, inciri bir tarafa koyun, ikisinin de yürüyüşü birlikte başlıyor. Ve sadece Anadolu'da değil, dünyanın pek çok yöresinde incirle birlikte başlayan bir uygarlık serüveni var. Ve uygarlık serüveni bir yerlerde kesişiyor. Kesiştiği yerde şu anda yaşadığımız topraklar. Burada dizelere dökülüyor, türkülere dökülüyor. Dağlarından ya, ovalarından bal akan, Aydın dediğimizde ovalarından akan balın incir olduğunu biliyoruz biz. Bu tekerlemeyi hep söyledik ama elimizde hiçbir zaman bir materyal olmadı bizim referans olarak değerlendirebileceğimiz. İlk defa yüzlerce yıl sonra elimizde incirin ne olduğu, ne zaman ortaya çıktığı, insanlar tarafından ne zaman değer atfedildiği, dinin bir parçası ritüeli olup olmadığı, kültürün bir parçası olup olmadığı konusunda değerlendirme yapabileceğimiz bir eser elimizde. O anlamda önemli. O anlamda bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bugün toplantıyı da belki de değerli kılacak olan bu yaptığımız değerlendirmeler, bunun ötesinde Hilmi arkadaşımızın kitabında belirtmiş olduğu tarihsel ifadeler olacak.